Metrik dizinin genel terim bakın bu E şıkkı olur arkadaşlar. Çünkü 3 üzeri N çarpı 2 üzerine N üstleri aynı olduğu için 6 üzeri N olacak. 6'nın kuvvetleri zaten istediğimiz kuvvet olarak gitmesi. Bu yüzden E şıkkı olur. 6, 6'nın karesi, 6'nın kübü şeklinde ortak çarpan hep 6 olacak. Bir kere arkadaşlar dizi olması için birden itibaren bütün terimleri verebilmelisiniz. Eğer bir dizi 3 terimli ise 3'e kadar bütün elemanlar verilmeli. Hiç arada eleman atlanmamalı. Şöyle bir şey olmaz. 10 terimli bir dizide 2 vermesek olur mu hocam? Hayır. Başladığın elemandan sona kadar sürekli ardışık olarak hepsini vermek zorundasın. O yüzden bu dizi 3 elemanlı bir dizidir arkadaşlar. Çünkü neye 1 verebilirsiniz, 2 verebilirsiniz, 3 verebilirsiniz. 4 verirseniz dizi olmaz. Haliyle madem dizi demiş o zaman 3 elemanlı bir dizi. 1 verirsek 1 sayı, 2 verirsek 1 sayı, 3 verirsek de 0 gelecek. Zaten diğerlerinin ne olduğu önemli değil. 0 ile herhangi sayının çarpımı 0'dır. Bu yüzden terimlerin çarpımı A şıkkı 0 oldu. Şimdi ilk elemanı 2 diyelim. Fazla büyütmemek için ikinci elemanı 3 diyelim. İlk iki elemanı toplayıp ikinci elemana ekliyoruz. Üçüncü elemanı böyle elde ediyoruz. Soru böyle diyor çünkü. 2, 3 daha 5. O zaman 3 daha eklersem 8 Sonra arkadaşlar dördüncü eleman bakın. 3, 8 daha 11. Sonra 8 daha ekliyorum. 19. 8, 19 daha 27. 19 daha eklersem 46. 19, 46 daha 65. 46 daha eklersem 111 yapacak. Ama 100'den küçük diyordu arkadaşlar. O zaman maksimum 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı olacakmış bu dizi. A şıkkı. Bir dizi hem aritmetik hem geometrikse zaten konu anlatımında da öğrenmiş olmanız lazım. Bunların bütün elemanları aynıdır. Başka hiçbir şekilde hem geometrik hem aritmetik olamaz. Bu yüzden bu elemanlar 3 3 3 olur. Haliyle ikinci dereceden bir denklemin iki tane kökü birbirinin aynısı bu tam karedir. Yani x eksi 3'ün karesi şeklinde bir denklemdir. Ama burada arkadaşlar x'in kat sayısı 2. O zaman 2 çarpı x eksi 3'ün karesi olmalı. 2x 2 x kare eksi 6 x 12 x artı 9 18 oldu. Böylece arkadaşlar... Buradan artık e, bizden ne istiyordu, ha, bunu istemiyormuş, m'yi istiyormuş. m zaten eksi m artı 1 olduğu için m gördüğünüz gibi 11 oldu, n de 18 oldu, toplamları 29 a şıkkı. Polinomlardan hatırlamanız gerekiyor, aslında burada öyle bir çözüm yapacağız. 1 bölü n kare artı n, 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1'dir arkadaşlar. Bunun bize faydası ne olacak? a1 şimdi bu a n dizisinin genel terimi. Şimdi buradan A1 yazalım hatta şurada A1 1 eksi 1 bölü 2 A2 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 A3 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 nokta 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 A12 1 bölü 12 eksi 1 bölü 13 olacak. Böylece bunlar gidecek ve sadece bakın ne kalacak geriye 1 eksi 1 bölü 13 buradan da 12 bölü 13 yapacak E şıkkı. Bu şekilde şu mantığı bence bir hatırlamakta fayda vardı. İkizkenar bir üçgen olduğunu anlatıyor size arkadaşlar. Burada böyle paralel diyerek haliyle orası 90 derece olduğu için şu açı 45 derece olacak. Bu yeşil, sarı, mor artık bütün üçgenler 45-45-90 üçgeninden dolayı ikizkenar dik üçgen olur. Yedinci üçgenin alanı 72 ise a kare bölü 2 eşittir 72'den a 12 olur. Mesela bu 72 şey yedinci üçgen olsun bir kenarı 12 demek istiyor sana. Dördüncü üçgende arkadaşlar Şöyle bir tane daha çizeyim. Maksat arada 3 tane olduğu belli olsun. Burada da arkadaşlar diğer dik üçgen daha şöyle. E, diğer dik üçgenin de alanı 81 bölü 2 ya. O zaman arkadaşlar bunun da bir kenarı B çarpı B bölü 2 eşittir 81 bölü 2'den direkt B eşittir 9 gelir. Aritmetik bir dizi diye söylüyor. Şimdi burada 7. üçgen 4. üçgen kenarlarından biri 12 kenarlarından biri 9. A4 eşittir A şey A7 pardon. A4 artı 3D olmalı. A7 12 bir kenarı. A4 9 bir kenarı. O zaman ortak fark direkt neymiş? 1. Demek ki A12 isteniyor bizden. A12 eşittir. A7 artı 5 de. d D'yi arkadaşlar 1 bulduk. 5'e çarptım 5 olacak. A7 zaten 12. Demek ki bu 12. üçgenin de bir kenarı 17'ymiş. A şıkkı. Üçgensel sayının tanımını zaten vermiş. 1'den m'ye kadar olan doğal sayıların toplamı. Şimdi işte burada 10 mesela bakın. 1 üçgensel sayı. 4 tane terimin toplamına eşit. Ya da arkadaşlar 6 bir üçgensel sayıdır. 1 artı 2 artı 3 şeklinde. Yine 21 üçgensel sayıdır. 1 artı 2 nokta 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 6'ya kadar olan sayıların toplamı şeklinde. Haliyle m bir üçgensel sayıysa bu 1'den x'e kadar olan sayıların toplamı olsun. N'e de ardışık üçgensel dediğine göre birden x artı 1'e kadar olan üçgensel sayı olacak. Burada soruda belki ilk nokta bu olmalıydı yapmanız gereken arkadaşlar. Haliyle tabii ki üçgensel sayılar birer birer artmaz. Örnek demin dediğim gibi bakın 3 birden 3'e kadar olan sayıların toplamı 6 iken birden 4'e kadar olan sayıların toplamı 10. O yüzden birine ee, A ise öbürüne A artı 1 ya da birine M ise birine M artı 1 diyemezsin ama biri 1'den x'e kadar olan toplamsa biri bak 1'den x artı 1'e kadar olan toplam. Haliyle 1'den x'e kadar olan sayıların toplamı nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2 mantığından x çarpı x artı 1 bölü 2. Bu yine x artı 1 çarpı x artı 2 bölü 2 arkadaşlar. Şimdi bunları x artı 1 bölü 2 parantezine alırsan buradan x gelecek. Buradan da x artı 2 gelecek. 2'ye böldüğüm zaman... Bunlar sadeleşir. X artı 1. X artı 1 olur arkadaşlar. Şimdi şurada 2'yi bir sileyim. Zaten 2 parantezini almıştık. Böylece x artı 1 çarpı x artı 1 121 eşit oldu. Ve x artı 1 arkadaşlar buradan 11 yaptı. x de 10 yaptı. Bizden m'yi istiyor şimdi değil mi? m ne demek? 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı. O da 10 çarpı 11 bölü 2 55. Diğeri arkadaşlar 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamı 11 çarpı 12 bölü 2'den 66. Küçükten büyük veya büyükten küçük fark etmez. Mutlak değer demiş zaten. 66 eksi 55'ten farkları 11 oldu. D şıkkı. Şu geometrik dizi ve aritmetik dizi fark etmez aslında. İkisinden de yararlanabiliriz. Geometrik dizi şimdi kolayıma geldi. Bakın. Birinci terimle üçüncü terimi birbirine bölersek ortak çarpanın karesi 16 geldi. Neden? Birisi m çarpı r, birisi m, birisi de m çarpı r kare olduğu için aslında. Burada gördüğünüz gibi 16 katı olduğuna göre demek ki olay buymuş. Haliyle r buradan 4'müş. r 4 olduğu için bu m, bu 4m, bu da arkadaşlar gerçekten 16m olur. Aynı yorumla m, burası 4m. O zaman aradaki fark kaç? 3M. Aradaki fark bir 3M daha yaparsak 7M. Çünkü üstteki de aritmetik diziydi. 7M neye eşit? M artı 4'e. Böylece 6M eşittir 4'ten M arkadaşlar 2 bölü 3 geldi. M 2 bölü 3 bizden ne isteniyor? 4M bulmuştuk. 8 bölü 3 B şıkkı. Şöyle paralelleri aslında geometriniz hani normal seyip halledersiniz de gerçekten bakın. Burada bir kenar 1 bölü 3'üne düşüyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. İlk kenar 9. İkinci kenar 9 çarpı 1 bölü 3. Üçüncü kenar 9 çarpı 1 bölü 3'ün karesi. Çünkü hep aynı düzende gidiyor. O zaman n'inci üçgenin bir kenarı 9 çarpı 1 bölü 3'ün n'inci kuvvetidir. Bu yüzden 6. adım 1 bölü 3'ün 6. kuvveti olur. 3'ün karesi bölü 3 üzeri 6'dan 3 üzeri eksi 4'tür. B şıkkı. Ortak çarpan aslında şu üstten hemen anlaşılabilir arkadaşlar. Ama ben size düzgünce göstereyim. Mesela A1 olsun. A1 3 çarpı 2 üzeri 0'dan 3. A2'ye bakalım. 3 çarpı 2 üzeri 1 eksi 1'den 3 bölü 2. Birinci terim, ikinci terim böldüğümüz zaman ne geldi? 1 bölü 2. İşte ardışık iki terim arasındaki oran bize ortak çarpanı verir. O zaman diğer beğen de ortak farkı bunun ortak çarpanının 6 katıymış. Yani 3 bunların ortak farkıymış. O zaman B4 artı B4 artı 3 eşittir 27'den B4 gördüğünüz gibi 12 gelir. B12'yi nasıl bulacağım? B4 artı aradaki fark 12 eksi 4'ten 8. Ortak farkı 3 bulduk. Cevap böylece 36 oldu. D şıkkı. Evet gerçekten zor bir soru bu. Yani yapamamakta haklısınız izleyenler için diyorum yapmak için. Bakın şimdi. Ee, ilk 17 terimin toplamı 1 çarpı 2 üzeri 1'den 2. 2 çarpı 2 üzeri 2. 3 çarpı 2 üzeri 3. 4 çarpı 2 üzeri 4 nokta 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 nokta. 17 çarpı 2 üzeri 17. Gördüğünüz gibi geometrik bir dizi değil ki formülü uygulayayım. Bu yüzden şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bakın buraya A diyelim tamam mı? Burayı arkadaşlar 2A diyecek şekilde 2 ile çarpacağım. Çünkü şu 3'ler, 5'ler, 7'ler hoşuma gitmedi. Bu yüzden şunu yapıyorum. 1 çarpı 2 çarpı 2'den 2 üzeri 2. Burası 2 çarpı 2 üzeri 3. Bir yani 2 ile çarparken de bodoslama çarpmıyorum. Şu üstleri 1 arttırıyorum bakın. Artı 3 çarpı 2 üzeri 4. Artı 4 çarpı 2 üzeri 5. Üstleri 1 arttıracak şekilde 2'yi kullanıyorum. Nokta nokta nokta. 17 çarpı 2 üzeri 18. Şimdi taraf tarafı çıkardığımda şunu görüyorum bakın. 2 üzeri 2'den bir tane var. 2 üzeri 2'den 2 tane var. O zaman çıkarınca 1. Eksi 2 şundan dolayı. 2, 2 üzeri 2'den bir taneden 2 tane çıkarırsak eksi 2 üzeri 2 olur. Sonra dikkat edin bak 2'nin kübünden 2 tane var. 2'nin kübünden 3 tane var. Çıkardım. 2'nin kübünden bir tane kaldı ama eksi 1. Yine şurada göstereyim bakın. 5 çarpı 2 üzeri 5. Burada 4 çarpı 2 üzeri 5. Haliyle orada da aynı şey. Ee, bir de 2 üzeri 4'ü unutmayayım. Eksi 2 üzeri 4, eksi 2 üzeri 5 nokta nokta nokta. Şurayı da yazayım hatta. 17, 16, 16 çarpı 2 üzeri 17 olacak. Çıkarınca eksi 2 üzeri 17 olacak. Sadece şunu götürecek bir şey yok. O da normal 17 çarpı 2 üzeri 18 olarak duracak. Bakın şurayı fark edin lütfen. Ee, geometrik dizinin toplamı A'dan A üzeri R'ye kadar gidiyor. Yani bunun şimdi eksiği hallederiz. Ortak çarpımı 2. İlk terim 2, 1 eksi 2 üzeri 17 çünkü 17 tane terim var. Bölü 1 eksi 2. Haliyle buradan da arkadaşlar ee, bir de önünde eksi var. En baştaki eksiyi unutmayalım. Şu eksiler birbirini götürdü. 2 eksi 2 üzeri 18 oldu. Soru da unutmayın 17 çarpı 2 üzeri 18 de burada duruyordu. Toplayınca o zaman 16 tane 2 üzeri 18 oldu. Düzenlersek 2 artı. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 18'den 2 üzeri 22. Bütün harfler 2 geldi. 1, 2, 3, 4 harf var. Toplamları o zaman 8, B şıkkı. Birazcık benzerlik bilgisiyle de birleştireyim. Bakın şimdi. Aşağı 1, şöyle renkle göstereyim. 1, 2, 3 birim indiğinizde ne kadar artmış? Bakın uzunluk 9 artmış. 3 birim iniyorsunuz. 9 artıyor. O zaman 1 birimde arkadaşlar 3 artar. Kaçıncı? 15. şerit. 15. şeride ininceye kadar kaç tane olacak arkadaşlar? 14 kere ineceğiz. 14 adımda o zaman 14 çarpı 3'ten 42 kadar artacak. Haliyle 42'ye 5 eklersek toplam 47 birim uzunluğuna sahip olacak. B şıkkı.